Değerli izleyiciler, şimdi sırada Said Özdemir Ağabey'in biyografisini bize açıklayacak olan bir kardeşimiz var. Kadir Aytar hocamız. Said Özdemir Ağabey hakkında. Selamünaleyküm. Buyurun Kadir Bey. Sizden yine bir cızıltı geliyor ama sesiniz de pek net değil. Evet, muhterem izleyicilerimiz, hepinizi... Biraz daha yüksek sesle hocam, mümkünse. Tamam. Muhterem izleyicilerimiz, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Ayrıca Risale Akademi adına bu stüdyoda bulunan tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Said Özdemir Ağabey, 1927 yılında Siirt'in Tillo ilçesinde dünyaya gelmiştir. Said Özdemir'in babası Osman Özdemir, dirayetli, müstakim bir zat idi. 5 yaşındayken Said Özdemir Ağabey annesini kaybeder, onu dedesi ve ninesi yanlarına alırlar. 1938 yılında Ankara Orman Müdürlüğü'nde çalışan babasının yanına Said Özdemir ailecek taşınırlar. Tabi Said Özdemir'in ana dili Arapçadır, Türkçe bilmemektedir. 11 yaşındayken 6 ay Türkçe kursuna gider. Yaşı biraz seviyesine göre büyük olduğundan 1. ve 2. sınıfın derslerini kitaplardan okuyarak ve sınavları vererek geçer ve 3. sınıftan okula başlar. İsmet Paşa İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi'nin bu eski taş binası olan Taş Mektep'te ortaokulu okur. Ardından Gazi Lisesi'ni de birincilikle bitirir. Lise yıllarında İslami ilimlere ilgisi artmıştır. Sınavsız olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Makine Mühendisliği bölümüne girer. Bir yandan da Sultanahmet Camii'ndeki meşhur vaizleri dinlemeye gider. Tatil zamanlarında Ankara'ya geldiğinde sanat mektebinde stajını yapar. Başarılı olmasına rağmen bir bıkkınlık nedeniyle fakülteyi 3. sınıfta bırakır. 1949 yılında Rahime Hanım'la evlenir. Askerliğini yedek subay olarak Bolayır ve Tire'de yapar. Ankara'da İslamiyet'i daha iyi yaşayabileceği bir iş arar. Askerlikten döndükten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvurur. 1950 yılında Diyanet Reisi Ahmet Hamdi Akseki yaptıkları görüşme sırasında kendisine sorular sorar ve sorduğu sorulardan memnun olur. Ardından da Diyanet'e memur olarak başlatır. O zamanlar Said Özdemir Ağabey Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde okuyan Abdullah Yeğin Ağabey ile tanışır. Abdullah Yeğin Ağabey ona Telbihat-ı Tis'a ve Gençlik Rehberi gibi Üstad Said Nursi'nin bazı eserlerini verir. Böylece Risale-i Nur'larla ilk tanışması, teması başlamış olur. Said Özdemir fıkıh, tefsir, kelam derslerini okur ve hitabette kendisini geliştirir. Diyanetin 60... Kadir Hocam, biraz daha müdahale etsek mikrofona, cızıltı arttı yine. Mikrofonda benim başka... Yok, şimdi kesildi. Herhalde tam bir temassızlık var demek ki. Şu anda iyi. Evet, tamam. Diyanet'in açtığı vaizlik sınavına girerek yüksek bir puanla vaiz olur. Ardından da gezici vaizliğe atanır. Said Özdemir Ağabey Türkiye'de manevi hayatın bozulmasından oldukça rahatsızdır. Çocuklarının bozulmadan manevi yönden iyi bir şekilde yetişebilmesini amaçlar ve Hicaz'a yani Mekke ve Medine'ye gitmeye karar verir. Bunun üzerine eşyalarını satar bir kısmını, kitaplarını da satmak için gider. Fakat kitapların ehil ellere geçmeyeceğini düşünerek arkasına şöyle güzel bir not düşer. Bu kitabı alan kişi 15 gün okusun. Sonra başka birisine versin. eğer başka birisine vermezse her gün için 10 kuruşu bir fakire versin. Evet, bu arada yüksek yol mühendisi olan ve Mehdi olduğunu iddia eden meczup biriyle tanışır. İskender Göçer adında. Bu adamın anlattıklarından çok etkilenir. Neredeyse 2 yıl bu adamın peşinde dolaşır. Müridi gibi olur. Konya'dayken bir konuşmasında Göçer'in konuşmalarından oldukça rahatsız olur. Kafası karışır. Bundan dolayı Allah'a yalvarır. Kendisini doğru yola eriştirmesi için. Bir süre sonra aklına Bediüzzaman Said Nursi gelir. Bilse bu mehdilik konularını Said Nursi Hazretleri bilir diye üstadı ziyaret etmeye karar verir. Said Nursi babası, kendisi ve Göçer'le birlikte İsparta'da üstadı ziyarete gider. Geç vakitte vardıkları için otelde kalırlar. Ertesi gün üstad Ceylan Çalışkan'ı otele gönderir ve sadece Özdemir'le babasını ister. Diğerini kabul etmez. Bu arada Said Özdemir otelde rüya görmüştür. Üstad İskender Göçer'in kafasına bir çarpı işareti koymuştur. İskender Göçer de tabi kendisi çağrılmayınca ben zaten gelmiyorum diyerek gitmez. Üstad gayet hoş karşılar. Görüşme esnasında Özdemir'den Tillo'lu olduğunu öğrenince ben zaten Tillo'dan bir talebe, bir yardımcı istiyordum. Tillo'daki o mübarek methum zatların zatları şefaatçi yaparak Allah'a dua ettim. Sizi bana Allah yolladı. Sizi Arabistan vesaire yerler namına da kabul ettim der. Said Özdemir üstada Hicaz'a gitme kararından bahseder ve memleketin hali fena, gittikçe daha fenalaşacak. Orada çocukların da ben de kurtuluruz demesi üzerine kardeşim ben orada olsam buraya gelirdim. Alemi İslam kapısının kilidi Türkiye'dedir. Türkiye'dir. Bu kilit açılınca alemi İslam'ın kilidi açılacak. Buradan gitmek harpten kaçmak gibidir. Harpten kaçmak kebairdendir. Buradan gitmek için izin yok der. Bunun üzerine Said Özdemir Ağabey Hicaz'a gitmekten vazgeçer. Bu arada Said Özdemir Ağabey kızının görmüş olduğu bir rüyasını anlatır. Babam Mehdi'nin elini tuttu şeklindedir bu. Said Özdemir Ağabey Diyanet'te çalıştığı süre Risale-i Nur külliyatıyla ilgili çok hizmetlerde bulunmuştur. Özellikle 1948 yılında Afyon Mahkemesi'nde iken üstadın eserleri Diyanet'e rapor için, incelenmek için gönderilir. Burada kurulan kurulda Said Özdemir Ağabey kurulun katipliğini yapar. Ve buradan bu eserler bugünkü gençliği en güzel İslami ahlaka sevk edecek ve insanlığı hem dünya hem ahiret saadetine vesile olacak eserlerdir. 1163. madde 5816 sayılı kanun ve 163. maddenin kanunun hiçbir maddesine temasları yoktur. İslami ve Kur'ani eserlerdir şeklinde özetle bir rapor çıkmıştır. Said Özdemir Ağabey bu raporu mahkemeye ulaşmadan üstada götürür. Üstadı çok sevindirir. Yine 1953'te üstadı 2. defa ziyarete gittiğinde Ankara'daki Atıf Ural'la tanış ve hemen hizmete başla diyerek üstad ona neşriyat görevini verir. 1954'te üstadı ziyarete yine gittiğinde kendisine şöyle der. Said kardeşim biz bu eserleri şimdiye kadar eski yazıyla basıyorduk. Fakat gençler okuyamıyordu. Ben manevi ihtar aldım. Bu eserleri yeni yazıyla Latin harfleriyle bastıracağız. Bak sana nasip oldu der ve 1200 lirada para vererek Ankara'ya gönderir. İlk defa sözler Ay Yıldız matbaasında, ardından Doğus matbaasında basılır. Özdemir Ağabey, Atıf Ural, Mustafa Türkmenoğlu, Salih Özcan ve bazı nur talebeleriyle sözleri bastırarak üstada götürürler. Üstad çok sevinir. Kitabı bağrına basar. Kardeşim ben şimdi ahirete gitsem gözüm arkada gitmez. Çünkü şimdiki neslin okuyacağı, anlayacağı bir lisanla Binlerin ellerine bu Kur'an hakikatleri geçti. Elhamdülillah ben vazifemi yaptım der. Sözlerin, mektubatın, lemaların ve tarihçeyi hayatın matbaada basılması, işte çıkan ilk formalar üstada gönderiliyor. Orada Üstad Zübeyir abiyle mukabeleyle tasih edip tekrar gönderiyor ve öylece basılıyordu. Üstad Sikke-i Tasdik-i Gaybi basılınca Ankara'ya gelmiş. Beyrut Palas'ta kalarak talebeleriyle görüşmüştür. Burada Özdemir abiye, kardeşim bugün benim yatağıma yatıp benim yemeğimi yiyeceksin der. Dersten sonra odasına kendisine getirilen yemeğin yarısını gönderir, bir de yorganını gönderir. Ayrılırken de Üstad, kardeşim son vasiyetim budur. Siz hizmeti düşünmeyin. Aranızdaki uhuvvet, muhabbet, ittifak ve tesamüh sağlayın yeter demiştir. Said Özdemir Ağabey Sikke-i Tasdik-i Gaybi'den sonra dolayı hapse girer ve 33 gün içeride kalır. Daha hapsinin 3. gününde Üstad vefat etmiştir. Vefat haberini alır fakat cenazeye katılamamanın üzüntüsünü duyar. Hapisten çıktıktan sonra ilk işi Urfa'ya gitmek ve Üstad'ın kabrini ziyaret etmek olur. Üstad yine bir görüşmesinde Said Özdemir abiye, Said kardeş, tarihçi hayat çok mükemmel oldu. Hatta 20 mecmua kuvvetinde oldu. Sen tarihçi hayatı basarsan hapse gireceksin. Eğer hapsi kabul ediyorsan götür bastır dedi. Said Özdemir de Üstad'ın vefatının 5. yılında tarihçi hayatın içerisinde bir cümleden dolayı 1. Cumhurbaşkanına hakaret var diye 5816. maddeden mahkemeye verilir. Said Özdemir ile Doktor Tahsin Tola naşir olarak, Mustafa Sungur ağabey de müellif olarak hakim huzuruna çıkarlar. Naşirler birer buçuk sene, müellif 9 ay hapse mahkum edilir. Böylece Üstad'ın dediği çıkmış olur. Kadir Hocam, biraz daha bu mikrofonu tekrar bir kurcalayalım. Ses yine çok bozuk çıkmaya başladı. Şimdi iyi. Said Özdemir ağabeyin değişik güzel hizmet tarzları vardı. Bunlardan işte bahsetmek istiyorum. Said Özdemir ağabey Refet Kavukçu ağabeyle birlikte Ankara Garı'na ve belediye otobüslerine Risale-i Nur reklamlarını hazırlatıp astırırlar. Belediye işletme müdürü rahatsız olunca kaldırtırır. Yine Said abi Risale-i Nur'dan vecizelerin bulunduğu bir takvim hazırlatır ve yayınlatır. Bundan dolayı da takibata uğrar. Mahkeme 250 tane öğrencinin de bulunduğu bir salonda görülür. Vecizeler okunur ve sonunda beraat kararı alır. Yine 27 Haziran 1958 tarihinde Said Özdemir bir reklam pusulası yazıp radyo dairesine götürür ve bu reklamı okutturur. Adresine kadar okunur bu. Ertesi gün kaldırılır tabi. Ertesi gün Reis-i Cumhur'un emriyle bu reklam kaldırılıyor. Bu tek reklam Nur talebelerinin mahkemelerde beraat almalarında da vesile olmuş oluyor. 1957-58 yıllarında Said Özdemir abi Ankara Hacı Bayram Camii'nde vaiz olduğu için sabah namazından sonra Risale-i Nur'ları okumaya başlar. Sözleri, mektubatı okur. Lemalarında yarısına kadar devam eder. Daha sonra bu tatbikatını Üstad'a arz eder. Üstad da yine siz de böyle yapın dercesine gelene gidene bunu anlatırmış. Bunun üzerine birçok şehirde, camilerde Risale-i Nur'lar okunmaya başlanmış. Said Özdemir abi Üstad'ın sesini teybe almaya çalışır. Ama Üstad caiz değil dediği için bir türlü alamaz. Gizlice almak için de uğraşır ama muvaffak olamaz. Said Özdemir abi radyodan bir mevlüt okutur. 10 dakikalık konuşması iptal edilmesine rağmen siz geç kaldınız diyerek 20 dakikalık bir konuşma yapar. Üstad bunu radyodan dinler. Ertesi gün Ulus Gazetesi Nurcular dün gece cihat ilan ettiler şeklinde bir manşet çekilmiş. Said Özdemir ağabey İstanbul'un ilk medreselerinden Süleymaniye Kirazlı Mescid'teyken polis baskınına uğrar. Elinde çantası vardır. Eskişehir'de basılacak İçtihat Risalesi'nin dizgi klişeleri vardır. Kaptırırsa bütün şeyler zayi olacaktır, emekler. Dolayısıyla pratik zekasıyla polisin birinin dikkatini çeker, aramak ister. Pratik zekasıyla arama emri olmadan çantayı arayamazsınız der. Bunun üzerine hepsini toplayıp karakola götürürler. Karakoldan da bir şekilde çantasıyla birlikte kaçmayı başarır ama Ankara'da yakalanır. Ankara'da da işte üstadı tanıyan bir yine Emirdağ'da görevli bir hakim ile karşılaştığı için oradan da serbest bırakılır. Tabi bu çanta yüzünden birçok Nur talebesi de hapse girmiş. Bunlardan birisi de Ceylan Çalışkan. Said Özdemir'e takılmadan duramaz ve şöyle bir şiir yazar. Ağustos'un 4. haftası Said ve çantası 1. şubeden bırakıp kaçtı, başımıza sevaplı belalar açtı. 1960'da Ulucanlar 9. koğuşta yatarken kendisine yapılan suikastten Allah'ın izniyle son anda kurtulmuştur. Said Özdemir Ağabey'in 60 ihtilalinden önce gezici vaizlik görevine halk partililerin şikayetleri üzerine son verilmiş olduğunu, Devlet Arşivleri Başkanlığı yassada evrakı içinde rastladığımız belgelerden ve Said Özdemir Ağabey'in Başvekil Adnan Menderes'e vermek üzere Denizli mebusu Baha Akşit'e verdiği mektubundan öğreniyoruz. Bu mektubunda Özdemir Ağabey, Üstad'dan, Risale-i Nurlardan, yaptığı hizmetlerden, halkçıların din, iman ve Kur'an ve memleket aleyhine yaptıkları faaliyetlerden bahseder, başvekile tedbir alması için uyarılarda bulunur. 27 Mayıs ihtilalinden sonra ki 19 Haziran'da namaz kılarken suçüstü yakalanır. Aralarında Özdemir Ağabey'in de bulunduğu 7 kişiyi 4. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne götürürler. Hakim de namaz kıldığı için polislere azarlar ve ağabeyleri serbest bırakır. Tabi tarihçe hayattan dolayı 1,5 sene hüküm giyince önce Ulucanlar Camii'nden cezaevinden Ayaş'a nakledilirken namaz vakti geçmek üzeredir. Eli bilmediği bir mahkumla kelepçelidir. Mahkuma der ki sen eğil ben namazımı kılacağım der ve ömrünün en böyle farklı değişik namazını, en unutulmaz namazını da Ayaş'ta eda etmiş olur. Ayaş'ta birkaç ay kaldıktan sonra Sivrihisar'a sevk edilip orada yine hapis müddetini tamamlar. 1961'de İstanbul Sirkeci Emniyet Binası'nda da işkenceyle öldürülmek istenmiştir. 1964'te İzmir'in Çeşme ilçesine sürgün edilir. Çeşme'de de silahla ve evine yılan bırakılmak suretiyle de öldürülmek istenmiştir. 1983'e kadar sürecek mazlumiyet hayatında defalarca gözaltına alınır ve tutuklanır Said Özdemir. 9 kez de hapse girer. Ulucanlar, Ayaş, Sivrihisar, Sultanahmet, Mersin ve Taksim askeri cezaevlerinde sadece ve sadece Risale-i Nur'u neşrettiği için hapis yatar. Üstadın vefatından sonra şahsi eşyaları kardeşi Abdülmecit Nursi'ye verilmişti. Üstadın neşredilmemiş binlerce mektubu İsparta'dan Zübeyir ağabeyler tarafından Said Özdemir ağabeye intikal ettirilmiştir. Abdülmecit Nursi'nin vefatından sonra da yine üstadın şahsi eşyaları Said Özdemir ağabeye getirilmiştir. Daha sonra da üstadın şu anda İsparta'da sergilenen arabasında bir müddet Özdemir ağabeye emanet edilmiştir. Said Özdemir ağabey Caner Kutlu'nun deyimiyle dağın suyunu alıp ovayı, dünyayı sulayan Nilüfer'dir. Hem suyu taşıyan nehirdir, hem suyun taşıdığı çiçektir. O bir sarıklı küçük gençtir. Said Özdemir ağabey yeniliklere ve yeni teknolojik gelişmelere açık bir insandı. 90'lı yıllarda bazı küçük risaleleri Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca gibi pek çok dünya diline çevirterek o dillerin konuşulduğu ülkelere gönderir ve bir bakıma Risale-i Nur'un yurt dışında da intişar etmesine zemin hazırlar. Bazı risaleleri teyp bantlarına okutarak başlattığı sesli risale neşriyatını 2000'li yıllarda CD'lere, VCD'lere, daha sonra internet sitelerine aktarttırarak Risale neşriyatında yeni bir hamle yapar. Beşeriyetin geliştirdiği bütün cihazları nurların intişar vesilesi haline getirir. Bütün bunların yanında Türkiye'de ve Ankara'da bir ilk üniversite öğrencileri için yurt tesisi, üniversite öğrencilerinin kalabileceği evlerin tutulup tefriş edilmesi ve öğrencilerin maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması, iaşe ve ibateleri, sohbet ve derslerini takip, kurduğu Anadolu Hayır Vakfı ve kurduğu dernek vasıtasıyla ortaöğretim yaşlarındaki kız öğrenciler için açtığı İmam Hatip Okulu müfredatının takip edildiği özel okul gibi birçok hizmetleri de yürütmüştür. Said Özdemir Ağabey aynı zamanda iyi bir arşivcidir. Ankara Bentderesi'nde cami, İmam Hatip Lisesi, konferans salonu, arşiv ve müze bölümlerinden oluşan Bediüzzaman Said Nursi Külliyesi'ni yaptırmıştır. Bediüzzaman'ın bugüne kadar neşrolunmamış 4000 civarındaki mektubunu ve kitaplarını arşivletmiştir. Müzede ise Zübeyir Gündüz Alp tarafından teslim edilen üstadın şahsi eşyaları, giysileri, sarığı, cübbe ve tesbihlerini sergiler. Said Ağabey'in eşi Rahime ile babası Osman Özdemir, üstadın sena edip dua ettiği kimselerdendi. Said Özdemir'in Kemalettin, Necmettin ve Fethullah olmak üzere 3 tane oğlu bulunmaktadır. Said Özdemir Ağabey, Ağabey'in eşi Rahime Özdemir 16 Şubat 2016'da vefat etmiştir. Kendisi de zatürre ve böbrek rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi görmekteyken 89 yaşında eşinden 10 gün sonra 26 Şubat 2016 günü vefat etmiştir. Cenaze namazı Hacı Bayram Camisi'nde kalabalık bir cemaatle Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez tarafından kıldırılmış ve Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilmiştir. Cenaze namazına Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden yine bugün hayatta olmayan Abdullah Yeğin, Mehmet Fırıncı ağabeyler, bir de Hüsnü Bayram ağabeyimiz katılmıştır. Bunlar vefat edenlerin hepsinin ruhları şad olsun. Başta Said Özdemir Ağabey olmak üzere. Evet, buyurun. Teşekkür ederiz Kadir Bey. Allah razı olsun. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, şimdi Said Özdemir Ağabey'e ait bir videomuz var. Onu birlikte izleyelim. Daha sonra misafirlerimize devam edeceğiz. Risale-i Nur'u okudukça o kadar ona bağlanıyorum ki 1000 tane canım olsa ne kadar. Risale-i Nur'u okudukça o kadar ona bağlanıyorum ki 1000 tane canım olsa ona fedaya hazırlanarak bütün kainata, belki 18.000 aleme ilan ve neşretme aşk ve şevkiyle doluyorum. Saniyen, hatta bundan bir müddet evvel kat'i olarak karar verdim ki Risale-i Nur'u bütün dünyaya ilan ve neşredeceğim. Hem gizli olarak değil, açıktan. Satırlarıyla anlatıyordu aşkını bir mektubunda. Üstadının Tillo'lu Said'i. Hayatı sorulduğunda kader ilahi bizi Risale-i Nur hizmetine sevk etti diyerek başlar konuşmaya. Said Özdemir 1927 yılında Tillo'da dünyaya gelir. İlk öğretime 1938'de geldiği Ankara'da 3. sınıftan başlar. Liseyi birincilikle tamamlar ve İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliğine sınavsız girer. 2. sınıftan sonra üniversiteyi terk eder. Diyanet'in sınavlarına girerek müftülük ve vaizlik sınavını başarıyla kazanır. Bu dönemde Dil Tarih talebesi Abdullah Yeğin Ağabey aracılığıyla Risale-i Nur'ları tanır. üstadı olan muhabbeti gittikçe artar. 1952 senesinde babasıyla beraber üstadı ziyaret eder. Üstad onları kucaklayarak karşılar ve şöyle der: 70 senedir oradan bir yardımcı vermesi için Allah'a dua ediyordum ve bir yardımcı bekliyordum. Allah sizi bana yolladı. Ben sizi Arabistan ve sair yerler namına da kabul ettim. Üstad'la görüşmesinden sonra Hicaz'a yerleşme niyetinden vazgeçen Said Özdemir, üstadın tavsiyesiyle Ankara'da Atıf Ural ile birlikte hizmet etmeye başlar. Risale-i Nur'un Latin alfabesiyle ilk basılışında üstad, Said Özdemir'i de bu konuda görevlendirir. Bu eserleri yeni yazıyla bastırıp neşredeceğiz dedi. Bak dedi, büyük sözleri ben daktilo ettirdim dedi. Bunu alıp götüreceksin, Ankara'da bastıracaksın. Kendisi de mübarek kesesinden 1200 lira çıkarttı, bana verdi. Ondan sonra hadi götür bastır. Geldik Ankara'da, bizim Allah rahmet etsin Atıf Ural, Mustafa Türkmenoğlu rahmete gittiler. Onlarla beraber bu büyük sözleri bastık ve ciltlettim, getirdim üstada. Emin olun getirdiğim zaman kalktı, bizi kucakladı. Dualar etti, odada dönüyor böyle kitap kucağında. Kardeşim dedi, vallahi dedi ben bugün ahirete gitsem sevinerek giderim. Neden dedi? Bu kitabı binler gençler okuyacaklar, imanlarını kurtaracaklar, ebedi saadete gidecekler. Kaç lira bunun fiyatı? Üstadım dedim, zaten sizin paranız var, 1200 lira verdiniz. Olsun dedi, bu işin ihlasla olması için kendi eserimi kendi paramla almam lazım. Kaç lira? 25 lira. Tutu 25 lira verdi, bir tek sözler aldı. 1958 yılında Tarihçi Hayat basılmadan önce Bediüzzaman Said Nursi, Said Özdemir'i çağırır. Kitap basıldığı takdirde Said Özdemir'in hapse gireceğini, kararın kendisine ait olduğunu söyler. Said Özdemir hapse girmeyi göze alarak Tarihçi Hayat'ı bastırır. Böylece Said Nursi hayattayken külliyatın ek serisi Latin alfabesiyle basılmış olur. Savcı bize 1,5 hakaret etmişiz göya, bize 1,5 sene verdi. Benden Doktor Tahsin Tol abi vardı, eski İsparta milletvekili. İkimiz naşirdik. Sungur abi de durumundaydı, müellif durumundaydı. Ona da 9 ay verdiler ve üstadın 6 sene evvel sizi bundan dolayı hapsedecek dediği aynen çıktı ve yattık elhamdülillah. Said Özdemir sadece ve sadece Risale-i Nur'u neşrettiği için defalarca gözaltına alınır ve tutuklanır. 10 kez de hapse girer. Ulucanlar, Ayaş, Sivrihisar, Sultanahmet, Mersin ve Taksim askeri cezaevleri bunlardan bazılarıdır. Maruz kaldığı işkencelerden ve suikast girişimlerinden de Allah'ın yardımıyla kurtulur. Risale-i Nur'u bütün dünyaya ilan ve neşredeceğim diyen Said Özdemir, her fırsatta Risale-i Nur'u anlatır. Diyanetteki görevi vesilesiyle camilerde Risale-i Nur'dan dersler yapar. Vaazlarında Risale-i Nur'dan ezberlediği yerleri okur. Arkadaşlarıyla beraber dönemin tek radyosu olan Ankara Radyosu'na Risale-i Nur reklamı verir. Bu reklam 3 gün planlanmasına rağmen sadece bir gün yayınlanabilir. Fakat daha sonra mahkemelerde referans gösterilerek birçok beraate vesile olur. Risale-i Nur'ların birçok dile çevrilerek basılmasında çaba sarf eder ve muvaffak olur. 1990'lı yıllarda internetin yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye'de İlk Risale-i Nur sitesi olan Nurgen.tr'yi yayına sokar. Dava arkadaşı Hasan Okur, Said Özdemir için şöyle der: nasıl ki balık sudan çıksa yaşayamaz, Said Özdemir de hizmetsiz yaşayamaz. Bediüzzaman Said Nursi'nin "benim vekilimdir, o ne yapsa ben yapıyorum gibi kabul ediyorum" dediği ve varislerinden olan Tillo Said, iman hakikatini dikkatlerini bütün dünyaya ilan etme hizmetine halen devam ederken, üstadının duasını da her fırsatta tekrar ediyor. Üstadın duasını yapalım. Olmaz mı? Amin. Ya Rabbi ve ya Rabbis semavati vel aradin. Ya Halik ve Halikülli şey. Gökleri yıldızlarıyla, zemin müştemilatıyla, bütün mahlukatı, bütün keyfiyatıyla, tezkir eden kudretinin, bir iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefislerimizi bize musahhar eyle. Ve matlumumuzu bize musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap. Bize ve ihvanımıza imanı kamil ve hüsnü hatime ver. Hz. Musa Aleyhisselam'a denizi, Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hz. Davud Aleyhisselam'a dağı demiri, Hz. Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kameri tezkir ettiğin gibi Risale-i Nur'a akılları ve kalpleri musahhar kıl. Biliyorsun Risale-i Nur kalan ve cehabeyle. Ve cennetül firdevse mes'ud kıl. Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştük, sana dehalet ediyoruz ve sana hizmetkarız ve seni arıyoruz. Bütün günahlarımızdan tövbe ve istiğfar ediyoruz. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi bütün emanetlerde emin kıl. Ya Rabbena hizmet kurabiyen maniyede bizleri azami ihlas, azami sadakat, azami sebat, azami fedakarlık ve azami takvada muvaffak ve muzaffer eyle. Merhum ve maziz Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin makamını âli eyle, rahmet ve rızanı mazhar eyle, davasını daim eyle, dualarını kabul eyle, biz onun talebelerine layık eyle ve himmetine nail eyle. Son nefesimize kadar hizmet-i Kur'an-ı İmaniye'de ihlas ile istihdam eyle. İhlas-ı külli Kur'an hizmetleri, nur hizmetleri ihsan eyle. Bütün nur kardeşlerimizin, mümin kardeşlerimizin nefislerini, kalplerini nur-u Kur'an'la doldurarak ahir nefeslerinde imanla gitmelerini nasip eyle ya Rabbi. Bi hürmet Seyyidil Mürselin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain ve ahire davahum enelhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.